Tamam. Evet, şimdi şeyi geçen ders iki tane soru vermiştim. Perşembe günü şey sınavımız var. Perşembe günü sınavımız var. Anıl söylemişti hepimize. Saati falan belli. Bunu online yapacağım sınavı. Tamam mı? Herkes otursun evinde. Sınavını online olarak hepinize mail atarım. Ya da ya bir şekilde hepinize sınav şey online olacak. Tamam mı Anıl? Çünkü ben de hastayım. Gerçekten kötü böyle bir şey olmaz ama ne olur ne olmaz işte. Ne sırıtıyorsun Anıl? Herkes geldi mi? 5 kişi olduk. İyi. Tamam. Ha, şimdi geçen ders şeyleri söylemiştim. Bir tek şunu belirteyim. Egehan geldi mi? Yok hocam, şu an 5 kişiyiz toplam. Tamam. Neyse. Şimdi geçen ders şeyi söyle. Geçen bir saniye bir de şeyi kontrol edeyim. Ben bunu kaydediyorum değil mi? Pasikodu. Tamam. Bir S1 ve S2'nun homolojilerini hesaplayın demiştim. Bir de torusun homolojilerini hesaplayın demiştim. Şimdi aslında ileride onları yani pek yakında çok daha kolay yollardan hesabını yapacağız ama şimdilik tek bildiğimiz yani şunu kullanın istemiştim. Bir tane topological space'in good bir subset'i varsa o zaman x ile x quotient A'nın yer aldığı bir tane long exact sequence var. Şimdi ilkinde mesela S1 ve S2'nun homolojilerini hesaplarken mesela S2'yu alırsanız good subset diye unutmayın good subset dediği aldığınız subset'in subspace'in ona kontrakt eden bir komşuluğu olacak. Bu bu S1 ve hapşırdığımı duydunuz değil mi? Güzel yaşayın hocam. Allah'ım ya resmen zorla kendimize şey dilettiriyoruz. Evet. Şimdi S1 ve S2'da A'yı S2 diye alırsanız ve o long exact sequence'ı yazarsanız arkasından da kürelerin homoloji gruplarının örneğin S'nin homolojisi dediğiniz zaman bir mesela reduced homolojiden bahsedecek olursak bunlar pet connected olduğu için sıfırıncı homolojiler ise reduced homolojilerinden bahsedecek olursak bir tek n'inci homolojisi Z geri kalan tüm reduced homolojileri sıfır demek. Tamam hatırladınız mı? Dolayısıyla şimdi long exact sequence'ı yazarsanız S1'ın birinci homolojisi Z, geri kalan homolojileri sıfır, reduced'da konuşalım. S2'nun ikinci homolojisi Z, geri kalanları sıfır. Şimdi o long exact sequence'ı yazdığınız zaman şunu görmeniz lazım. Bu adamın zaten sıfırıncı homolojisi. S1 ve S2'nun sıfırıncı homolojisi Z. O zaten pet connected olduğu için onu biliyoruz. Birinci homolojisini Z diye bulacaksınız. İkinci homolojisini de Z diye bulacaksınız. Geri kalan homoloji gruplarını sıfır diye bulacaksınız. Arkasından torusu da şöyle yapmanızı istemiştim. Şimdi kürenin north poluyla south polunu identify ederseniz şimdi bu S2'nun North Pole ile South Pole'unu identify ederseniz ne elde edersiniz? Atanamamış torus. Şey, atanamamış donat gibi bir şey böyle. Yani daha halk dilinde söyleyecek olursak İşte üstten alttan pinç edilmiş böyle şimdi deliği olmayan. şey var. Mesela Hatcher'da şimdi defterimi unuttuğum için tam sayfasını söyleyemiyorum ama example 08'e bakarsanız orada
şeyde S2'nun North Pole'uyla South Pole'unu identify ettiğiniz zaman oluşan uzayın S1 ve S2 olduğunu, bunu görmek aynı zamanda bunun da Torus'ta bir tane S1'ı pinch etme ile homotopy equivalent olduğunu görebilirsiniz. Tamam, şimdi o Hatcher'da example 0.8'e bakacak olursanız mesela kürenin North Pole ile South Pole'unu identify etmek için oraya bir o iki noktayı birleştiren AB arkı koyuyor. Ve bu ikisinin homotopy equivalent olduğunu görebilmek için Hatcher şey yapmış. Kürenin üzerinden North Pole ile South Pole'u identify etmek için oraya da B diyor. X quotient B ile X quotient A'nın homotopy equivalent olduğunu, birisinin S1 ve S2, öbürünün de aslında Torus'ta, Uğur Alp'in söylediği gibi Torus'ta bir tane S1'ı kontrakt etmek, pinch etmek de aynı uzay olduğunu söylüyor. Dolayısıyla da Torus'unkini yaparken bu sefer A diye Torus dediğimiz S1 cross S1 ya, S1'lardan tekini alın. Torus'u bir tane S1'a böldüğünüz zaman ne olduğunu, onun homolojilerinin ne olduğunu biliyorsunuz. Dolayısıyla gene o elimizdeki long exact sequence'dan bunu da hesaplayabilirsiniz. Hocam hafta sonu exercise vermiştiniz ya bana, bir tek onu yapamadım. Diğer şeyleri yaptım da ben de onu tartışmak istemiştim size. Yani onu nasıl explicit olarak göstereceğim, yani net olarak onu tam şey yapamadım. Neyi? Bu daha deminki dediğiniz hocam işte, yani hani identify edince öyle oluyor dediniz ya. Şimdi şöyle şey, Uğur Alp, sen bu arada example 08'in sayfasını söyleyebilir misin Hatcher'da? İnşallah doğru hatırlıyorum. 11 hocam. Şimdi şöyle bir şey var Tutku, şimdi referans vererek söyleyeceğim de. bahsettiğim example okursanız oradaki statement'ı tekrar söyleyeyim. Şimdi bir tane küre düşünün. Ben size çizeyim. Şimdi şu bizim S2'muz. Şimdi şu North Pole, bu South Pole. North, South. Burası A. Burası da B. Tamam mı? Şimdi aslında X dediğim burası. Yani X dediğim Tutku, küreye bir tane şu A diye bir tane arkı yapıştırmışım. A noktasıyla B noktasını bağlayan. B ise, tamam. B ise zaten kürenin üzerinde olan, yani kürenin üzerinde A ile B'yi birbirine bağlayan kürenin üzerindeki ark. Tamam mı? Hocam şey oluyor, S1 ve S2 oluyor zaten. Değil mi? Direkt. Hani böyle düşünürsün. Azıcık dur da. Şimdi bir saniye. Şimdi gerek A'yı, gerekse de B'yi düşünürsek, şimdi hem A hem de B aslında contractible. Tamam. Evet. Dolayısıyla bu bize şunu söyleyecek. Yani bunlar birbirlerine homotopy equivalent. O zaman X'i A'ya böldüğüm zaman ya da X'i B'ye böldüğüm zaman bunların da homotopy equivalent olması lazım. X'i ya A B'ye homotopy equivalent. O zaman X'i A'ya bölerek elde ettiğim space ile X'i B'ye bölerek elde ettiğim space'in birbirlerine homotopy equivalent olmaları lazım. Doğru mu burası? Yani şey hocam, ispatı şu an hatırlamıyorum da yapmışızdır büyük ihtimalle. Ben tam hatırlayamadım bu şey teorim. Yani homotopy equivalent hatırlayamadım. Homomorphic olsa daha şeydi. Tamam, şimdi Uğur Alp, buldun mu söylediğim şeyi? Buldum hocam, 11. sayfada. Evet, şimdi isterseniz orayı bir açın. Ben de bu arada olanlar 11. sayfaya geçirden.
Bir saniye hocam, ben hemen geliyorum ya, ben hiç alayım mı? Şimdi yaklaşık bir şey söyleyeyim. Ya geldin mi? Geldim hocam. Tamamdır. Şimdi burada 11. sayfaya bakacak olursak bir de birkaç şey... Aha tamam, burası işte. Şimdi burada bunun CW kompleks falan dediklerini çok şey yapmayalım şimdi biz. Biz onları sonradan göreceğiz. Çok ahimsel bir şey değil. Şimdi gerek A, aslında gerekse de B, yani şöyle söyleyeyim, yani Hatcher'dakini de daha şey yaparsak, yani hem A hem de B aslında contractible oldukları için, bunlar tek bir noktaya homotopy equivalent oldukları için, Tutku geldin mi? Evet hocam, contractible olduklarını anladım hocam. Şey evet. Çünkü homomorphic. Hem A hem de contractible olduğu için aslında X bölü A'nın da X bölü B'nin de X'e homotopy equivalent olduğunu görebilirsin aslında. X'i al, X mesela şimdi o homotopy equivalent'ı görmek için şöyle yapabilirsin. Mesela X ile X bölü A'nın homotopy equivalent olduğunu görmek için şunu yapabilirsin. Şimdi X'i al, yani X cross X'ten X'e git. Tamam mı? X cross I'dan X'e git. Sıfır A'nın da identity gibi olsun. Bir A'nın da sen homotopy ile A'yı tek bir noktaya büz. Yol boyu zaten o A'yı tek bir noktaya büzdüğün homotopy equivalence. Dolayısıyla o homotopy açıkça yazarsan X bölü A ile X'in homotopy equivalent olduğunu, aynı şekilde X bölü B ile de X'in homotopy equivalent olduğunu görebilirsin. Tamam mı? Şey yapabilirsin. X bölü A dediğimiz, aslında X bölü A dediğiniz, bakın A'nın tam bu aslında bizim söylediğimiz şey, North Pole'la, küredeki North Pole'la South Pole'u identify ediyoruz. Yani şöyle, kitaptaki notasyonu kullanıyorum. S2'yu S0'a bölüyoruz. Buradaki S0 North Pole'la South Pole. Onları identify X'i B'ye böldüğünüz zaman, şimdi burada aslında şöyle oluyor. X'i B'ye böldüğünüz zaman B bir tane size şey verecek, çember verecek. Evet. Evet, böyle olacak. Tamam mı? Dolayısıyla özel olarak şunu görmüş olduk. Kürede iki tane noktayı birbirlerine iki tane noktayı identify ederseniz, iki tane noktayı identify ederseniz North Pole ile South Pole'u, o zaman bunlar bir şey olur. S1 ve S2 olur. Tutku şimdi oldu mu? Yani şey, X over B'yi dediniz değil mi? S1 ve S2. Efendim? X bölü B'ye S1 ve S2 dediniz değil mi? X bölü evet. B'ye evet. Çünkü şeye bakacak olursan, şimdi B'yi tek bir nokta haline getirdim. Dışarıda da A var. X dediğim küreye A diye bir tane arc attach ettiğim uzay. Hı hı. Tamam mı? X tamam. Dediğim bu uzay. Şimdi B'yi tek bir noktaya getirdiğiniz zaman bakın A'nın uç noktaları birleşiyor. Çünkü North Pole ve South Pole'du. Ama B boyunca bunları tek bir noktaya getirdiğiniz için S2 ve S1 oldu burası. Evet. Ama ben şekil olarak şey yaptım da hani kafamda birazcık canlandırabiliyorum. Evet. Şimdi burada önemli, yani bunu şöyle bir bizim için önemi oluyor. Aslında biz X bölü A ile X bölü B'nin birbirlerine homotopy equivalent olduklarını, bunların aynı uzaya, yani şu başladığım X uzayını homotopy equivalent olmalarından çıkarttık. Şimdi bunun da aslında baktığınız zaman bu uzayın da şeyle aynı olduğunu, torus'ta bir tane S1'ı pinç ettiğiniz zaman, yani tek bir noktaya büzdüğünüz zaman oluşan uzayla homotopy equivalent olduğunu görseniz o da bize yeter. Homotopy equivalent ise homoloji grupları aynı.
Orada bu S1 ve S2 quotient space'de gözükecek. Tamam mı? Evet. Neyse, bunları zaten Perşembe günü finalde görüşürüz sizinle. Tamam. Bunları o long exact sequence'ları yazacaksınız. Oradan hesaplayacaksınız. Şimdi şimdi bir dakika. Defterime de not almıştım sırayı. Evet. Tamam. Şimdi şuradan başlayacağım. Ha, şimdi şeyi yapıyoruz. Anıl deyince aklımıza gelen algebraik topolojideki en önemli konu bu excision teorem. Excision teorem. Bu da şöyle bir şey. Şimdi bu özünde şöyle bir şey diyecek. Ben gene size bir kere daha tekrar edeyim. Bir uzayın homolojilerini hesaplarken ya da işte biz öğretmenler bu şeyde pedagojik formasyonda da geçer hep. Yani bir uzayın topolojik uzayın homoloji gruplarını hesaplarken böyle homolojiye hiçbir etkisi olmayan kısmı kesip atmak. Ya da işte mesela anıl. Dersten atsan farkına bile varmazsın. Hiçbir şey değiştirmez. Oradan aklınızda kalsın. Excision oradan kaynaklanıyor. Şimdi yazalım. Let X be a topological space. Şimdi şu ilk önce şey yapalım. And Z var. Z şimdi bu A'nın içerisinde. A da X'in içerisinde. B subsets. Such that closure of Z. Closure of Z is contained in the interior. In the interior of A. Şimdi then inclusion. Bu da şöyle. X'ten Z'ye atın. A'dan Z'ye atın. Bu pair of inclusion dediğim zaman unutmayın, yani ilk pairler arasında bir mapiniz var. O ikinci pairler arasında da, yani ikinci elemanlar arasında da bir tane map induce ediyor. Bu inclusion induced. Map induces. Şimdi for each and in. Ha, özür diliyorum. Sadece şurada şuna referansını vereyim. Şunların için şeye bakın. Hatcher. Dediğim gibi buradaki CW kompleks lafından ziyade o homotopi kullanması bizim için önemli. Hatcher page kaçtı ya? 11. Evet. For each n in Z n isomorphism. O da şöyle. Yani bu Z'ye atsak da yani pek bir şey, yani homolojide bir değişiklik olmuyor. H n x a. Tamam. Excise edip atabilirsiniz. Yani işte şöyle. Şimdi bunu ezberden neydi ya, anıl bu? Ezberden söyleyebiliyor muyduk?
Ama küstü. Soru soracağım. Şey çalışmadı. Exercise ettik anılı. Hocam iki taraftan egzersiz edince bir zahmet değişmesin ama. Yani hem X'ten attık hem A'dan attık. Evet. Şimdi evet, tamam. Şu Z ama yani tamam dur. Şurası bizim Z. İşte bu burası bizim A. Yani bu bizim torusun içerisinden. Aslında şimdi şöyle bir şey var. Onu da bir fun fact olarak söyleyeyim. Hani hep söylüyorum ya işte fundamental grubu gördük de biz işte o diğer homotopi gruplarına hani pi 1 dedik de pi 2 demedik, pi 3 demedik. Onları hesaplaması daha zor. Esas özündeki sebep mesela o tür grupları hesaplarken bu excision teoreminin olmaması. Yani excision'ın homotopi grupları için doğru olmaması. Yani bu bayağı aslında işe yarayan, teorik olarak önemli olan bir şey. Tamam böylesi bir Z'ye atabilirsiniz. Anıl da zaten şey diyor lan zaten işte. Şimdi bu şekilde de göreceğiz. Bir de bunun bir versiyonu var. Yani dediğim gibi içeride Z diye bir tane subsetiniz var. Eğer onun closure'ı A'nın interior'ı içerisinde kalıyorsa o zaman öylesi subsetleri atabilirsiniz. Şimdi şunun şöyle bir versiyonu daha var Tutku. Teorem. Tutku, sınav online olacak. Çünkü galiba ben de hastayım. Anıl'dan bulaştım. Şey saat hocam aynı değil mi? Saat Anıl'ın dediği saat. Ben bile var ya şey WhatsApp'tan baktım ne demiş Anıl diye. O derece derse hakimim. Anıl kaç demişsin? Anıl da bilmiyor. Hocam nota bak 10 demişim. Hocam sınavı take home yapsak. He? Sınavı take home yapsak. Olmaz. Telekom ne lan? Olmaz Telekom. Ya şey hocam ya bağlantı falan kesilirse diye ben de korktum şu anda ya. Bağlantı kesilirse tamam beklerim ben sizi. Sorun değil arkadaşlar. Telekom falan istemiyorum. Zaten defterden soracağım. Defteri yalayıp yutun. Ondan sonra da defterden soracağım. Bağlantı koparsa da sorun değil. Bu kadar not tutturdum. O notları okuyun diye yapıyorum sınavı. Yoksa ben mesela Tutku'yu bırakacağımı şimdiden biliyorum. Tutku. Tamam. Take on falan değil. Evet. Şimdi excision teoremini söyleyeceğim. Değişik bir versiyonu. Let X be a topological space. Al işte. Evet. Şimdi şöyle diyeyim. Let K be a subset of X and U be a neighborhood of the closure of K then the inclusion o da şöyle şimdi U'dan U fark K'ya atıyoruz ve X'ten X fark K'ya atıyoruz. Tamam. Gene bu inclusion induces for each n ioid for each n in n an isomorphism şöyle H n
U U minus K U minus K inclusion'un induce ettiği homomorfizm, isomorfizm H'den X, comma, X minus K. Evet. Şimdi aslında yani zaman zaman bunu kullanmak bizim için daha iyi olacak. Sadece şöyle bir tane de remark yapayım. Mesela X dediğimiz uzay, şeyse, Hausdorff'sa, şimdi burada şöyle bir şey arıyoruz genel olarak. X diye bir topological space aldık, K diye bunun bir subsetini alıp, K'nın closure'ının U'nun içinde kalmasını, yani open neighborhood'un, open hükümenin içerisinde kalmasını istiyoruz. Şimdi özel olarak mesela X'i Hausdorff alırsam ve K'yı da bunun bir compact subset'i alırsam, Hausdorff üzerlerde compact subset'ler otomatik olarak ne olur Erkan? Closed. Closed olur. Dolayısıyla da mesela X Hausdorff'sa bu teoremi kullanmak için compact bir subset alsanız ve bu open set'in içerisinde kalsa tamam. Çünkü otomatik olarak K'nın closure'ı da U'nun içerisinde oluyor. Neyse. Şimdi burada ispatını yapacağımız şey şu. Yukarıdaki teoremle eşit olduğunu, yani yukarıdaki teoremi kullanalım. Yukarıdaki teoremi kullanıp bunun neden doğru olduğunu görelim. Tamam. Proof. Kısaca proof'u şey yapayım. Şimdi yukarıdakinin doğru olduğunu kabul edelim. HN, şimdi şuradan geliyorum. U virgül U minus K grubumuz bu. Şimdi bunu şöyle göreceğim. A diye şunu seçiyorum. A seçelim. Bu X'ten K'yı çıkartıyorum. Tamam. Z diye de şey seçeyim. X eksi U'yu seçeyim. Tamam. Şimdi o zaman burası şöyle oluyor. Bu seçimleri yaptıktan sonra HN U dediğimiz X eksi Z oluyor. U eksi K dediğimde A eksi Z oluyor. Doğru mu? A eksi Z oluyor. Evet. Tamam. Şimdi demek ki böyle yaptığım zaman bu ilk versiyona, ilk yazdığım statement'a şey yaptı. Şimdi U K'nın closure'ının neighborhood'u olduğu için bu bize Z'nin closure'ının A'nın interior'ının içerisinde kaldığını söyler. Dolayısıyla da şimdi excision teorem kullanabiliriz yukarıdaki versiyonunu. Tamam mı? Şimdi dolayısıyla bu yukarıdaki versiyondan isomorphic to HN X, A, bu da zaten H, N, X, A dediğimde X minus K. Tamam. Şurada excision teoremin ilk, yani şöyle düşünelim. Sanki iki tane excision teoreminin iki versiyonunu yazdım gibi. İlkinde Z diye bir yani Z A'nın içerisinde, A X'in içerisinde, öyle ki Z'nin closure'ı A'nın interior'ın içerisinde kalacak diye state etmiştim. İkinci versiyonunda da X'in içerisinde K diye bir subset alıyorum. Öyle ki K'nın closure'ı U diye bir o, bunun ne, yani K'nın closure'ının bir neighborhood'u var. Tamam.
Bu iki versiyonun da birbirine eşit olduğunu yani ilkini kabul ederek ikincisini ispatladık. İkincisinin doğru olduğunu. Bu şekilde A'yı ve Z'yi aldığım zaman bir kere daha tekrar edeyim. U, K'nın closure'ının bir neighborhood'u olduğu için, yani U, K'nın closure'ın içine alan bir open set. O zaman bu şekilde tanımladığım Z de A'nın interior'ının içerisinde kalacak. Tamam, dolayısıyla excision uyguladık. Dolayısıyla iki versiyon, yani en azından birincisini state ettik ispatsız. İkincisini de birincisini kullanarak hesaplamış olduk. Tamam mı? Tutku? Düşünüyorum hocam ya, bir saniye. Olur. Peki. Şimdi aslında burada isterseniz şöyle basit bir şekil çizeyim Tutku bunu düşünürken. Şöyle bir şey alabiliriz. Evet. Şimdi şu bizim X dediğimiz uzay olsun. Tamam. İşte şu K, bir de bunun içine alan bir open küme alıyorum. Burası U. Burası U. O zaman excision aslında bize şunu söylüyor. HN U virgül U eksi K diyor. Diyor isomorphic diyor. HN X virgül X eksi K. Tamam. Yani en azından ilkini kabul ederek ikincisinin ispatını yapabiliyoruz. Tamam. Evet, onu da söyledim. Şimdi Tutku'nun bir sorusu yoksa. Hocam şey başını anlamadım ben ya. Şeyi anladım. Haşan X over Z, A over Z, Haşan X, A'yı ayzamak. Bu da daha deminkinden geldi. Sonuncusunu da anladım. O da i̇şte X over K. Burada ha, şu eşitliği mi? Evet, evet. Ha, bunu yazabilmek için şimdi sildim notlar güzel gözüksün diye. Onun için şu değişim, şu şu kümeleri tanımlaman gerekiyor. A diye bir küme tanımlıyorum. X eksi K diye. Tamam mı? Eğer A X eksi K, Z de X eksi U ise, bak şimdi Z'yi X eksi U diye tanımlarsam U kümesi X eksi Z haline gelir. Doğru mu? Ha, doğru, doğru. Tamam. Orası tamam. Tamam. Ondan sonra A eksi Z dediğim, pardon, U eksi K'yı ifade edeceğim. Şimdi U eksi K'yı da A eksi Z diye. Şimdi A'dan Z'yi çıkarttığın zaman bak X fark K bu. Buradan X fark U'yu alırsan, istersen bunları küme şeklinde çizip. Evet, evet, küme şeklinde bir yapmam gerekiyor hocam tam orayı anlamak için. Evet. Bunları mesela, yani bunları okuyun çünkü finalde mesela bunları sorabilirim. Bunun bunların denk olduğunu falan, o tür şeyleri. Tüm tamamen defterden olacak şekilde notları iyice çalışın. Ona göre çok zorlu bir final olacak. Harf notunuz belli olacak. Akademik hayatınızın gidişatına yön verecek bir sınav olacak. Bu arada Utku Buduroğlu burada sanırım. Umarım buradayım hocam. Tamam. Evet. Şimdi ikinci olarak şöyle bir şey söylemiştim. Onu oradaki açıklığı kapatacağız şimdi. Biz iki tane şu ana kadar iki tane long exec sequence yazdık. Birisinde X var, A var, bir de X bölü A var. İkincisinde X var, A var, bir de X virgül A var. Ve sequence'u yazdığınız zaman X bölü A ile X virgül A'nın gözüktüğü yerler aynı. Her ikisinde de oradan connecting homomorfizma ile homoloji bir derece düşüyor. Baktıysanız Uğur Bektaş ne dediğimde aynı fikir miyiz? Evet hocam. Tamam. Şimdi bu ikisi arasındaki ilişkiyi söyleyeceğim. Unutmayın, yani şey hatırlayın unuttuysanız da. Good sub, yani good point tanımlamıştık ve işte sonra good subset tanımladık. Şimdi o good subsetler için
aslında x virgül a'nın homolojileriyle x bölü a'nın homolojilerinin izomorfik olduğunu söyleyeceğiz. Proposition. Evet. Gene şöyle başlıyoruz. Let x be a topological space and a in x be yani be a subset and n in n bu şekilde tamam. Evet, statement'ımız şu: if a is good, Anıl, good ne demekti? Hocam bir subs var işte, onun bir subspace'i var. Ona kontrat eden bir neighborhood'u varsa. Evet, onu good space, good subspace diyoruz. Tamam, a is good. Then, eğer böyleyse uzayınız, then the natural homomorphism. Ya bu naturality'den bahsediyorum, hep unutmayın. Eğer iki tane uzay, mesela bir x var, a var, y var, b var, o zaman bu izomorfizm o maplerle commute ediyor anlamında. Then the natural homomorphic. Nasıldı Kayseri'nin? Bir hocam. Natural homomorphism. H M X comma A then şimdi şöyle bir şey var. Şu uzayın altını çizdim. Şu uzayın aslında sıfırıncı homolojisi. İkisinin de pet connected olduğunu düşünelim. Şimdi bu adamın sıfırıncı homolojisi aslında sıfır. Öbür taraftakinin aynı olmak, yani sıfır değil. Dolayısıyla da şuraya reduced koyacağım. Tamam. Bundan bahsetmiştik. Yani burada is an isomorphism. Dolayısıyla good subsetleriniz olduğu zaman bunu söyledik de ne oldu diyecek olursanız şöyle bir şey var. Kimi zaman bu relatif homolojiyi hesaplarken bu uzayın yani ne olduğunu eğer şu quotient'tan ne olduğunu direkt görebiliyorsanız o zaman relatifle çalışmak yerine uzayın kendisini alabilirsiniz direkt. Tamam? Ama unfortunately bu da her zaman elimizde olan bir şey değil. Yani her subset is not good. Example vereyim good olmayan subsetlere. Example şu. Mesela yani her subset good değil. Her öğrenci de good değil. Değil mi ne? Hanım sana dediğimi biliyoruz biz. Hocam her hoca da good değil. Lan Anıl mahvedeceğim seni. Ne demek lan o? Adama bak. Ben evet final çok zor olacak. Belki sırf defterden de olmayabilir. Çok şimdi gıcık oldum. Umarım kendinden bahsediyorsundur. Ama siz good'sunuz hocam. Hoca değil mi? Artık çok geç. Hocam her hocanın good olduğu yerde sizin good olmanızın bir esprisi yok ki. Her hoca good değilken siz good'sunuz. Vay artık çevir. Herkes şey yapıyor bir tek tutku şeyde. Dram ne yapacağız sınavda tutku. Çok zor yapacağım sana sınavı. Şimdi x'i 0,1 alıyorum tutku. Ha tutku bu arada şimdi for future reference. Ben mesela torusun
Ondan sonra S1 ve S2'nun homolojilerini sınıfta öğrendiğimiz şeylerle, öyle öğrenmediğimiz şeylerle falan, işte ben şunu gördüm, internetten bunu yaptım falan derseniz olmaz. O ana kadar öğrendiğimiz şeylerle. 0-1, tamam, x bu. A dediğimizde şu. 0 kümesi union 1 bölü n such that n in n. Buradaki n'de 0 yok. Plus diyeyim istiyorsanız. Evet. Şimdi mesela x'i a'ya bölersek bu neye homeomorfik oluyor sizce? X'i a'ya böldük. Neye homeomorfik olur? Allah'ın Tutku'nun yüz ifadesine bakın ya. Tutku çok hüzünler içerisinde bu çocuk. Hep hocam şeyler kalır, irasyonerler kalır da yani. Onun gibi geldi. Onları Hawaiian böyle. Earring mi? Evet, geçen ders yer Hawaiian. Yer Hawaiian Earring çıkacak karşımıza bakın diye. Yine preparation 0. Üçüncü hamlede preparation zorladı. Yanlış açılışa çalışmışsın Tutku. Şöyle. Hocam dediğin soruları şey yapabildim sadece ya. Onları zaten. O da işte 3 hamle. Sonra ben de başka bir varyanta girdim. Tamam. Böyle bir şey oluyor bu. Tabii ki. Evet. Böyle gidiyor. Bu hatırlatalım. Hawaiian Earring. Earring. Gerçekten de böyle küpeler var. Hawaiian Earring bunlar. Bunların özelliği neydi? Bunların özelliği neydi? Hawaiian Earring'lerin? Semi locally simply connected değil miydi? Wow, çok güzel. Algebra sınavın nasıl geçti? İdare eder. Orta. İdare eder. Evet, bunun özelliği semi-locally simply connected olmuyor. Peki bir uzayın semi-locally simply connected olmasını niye istiyoruz biz Uğur Bektaş? Fundamental group, covering space. Covering space, universal covering space oluyor. Universal covering space'in olması için bir koşul, yani bir uzay, evet. Eğer semi-locally simply connected'sa, evet. O zaman uzayın universal cover'ı var demek. Aslında bu bir anlamda semi-locally simply connected, bunu da hafta sonu Wikipedia'da öğrendim. Bir uzayın semi-locally simply connected olması düşününce de bayağı da şey, yani hani açıkça görüyorum. Aslında semi-locally simply connected olması içerideki loop'ların bir anlamda size'ının o kadar da çok küçük olmaması, yani çünkü burada bakarsanız siz ne kadar küçültürseniz, sıfırı ne kadar yanaşırsanız yanaşın, orada bir tane daha loop kalıyor. Tamam. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi şuna bakalım. Mesela H One, hayda. Saniye. H one x bölü a var. Bir de h one x virgül a var. Şimdi Tutku, bunlardan ikisi de, yani sonsuz tane z var ikisinde de. Ama biri countable, biri uncountable. Hangisi uncountable olan? Bir saniye hocam. Hawaiian Earring uncountable olması gerekiyor hocam mantıken. Yani. Evet, dolayısıyla bu adam şu uncountable. Bu ise countable.
Bunu sadece bu kadar söyleyeceğim. Yani şey olarak da Tutku'nun da biraz önce söylediği gibi hani bunu aslında irrasyoneller kalıyor burada. Ama burada yani x virgül a dediğim zaman şimdi relatif homoloji düşündüğünüzde x virgül a dediğinizde siz mesela burada bir tane one simplex yazdığınızda a'nın herhangi bir noktasından başlayıp gene a'nın herhangi bir noktasında bitse bu, tamam mı? 0, 1'in içerisinde mesela 0'da başlasın 1 bölü 2'de bitsin sizin arkınız. O aslında x virgül a'nın içerisinde bir tane cycle. Çünkü uç noktaları a'nın içerisinde kalıyor ya, relatif homoloji düşünürseniz. Şimdi şunlar hakkında bir düşünün bakın. Tamam mı? Biri countable, birisi uncountable. Bunu da söylemiş olayım. Bunu da söyledim. Şimdi notlarımı senkronize ediyorum. Şimdi buraya kadar bir sorunuz var mı? Tabii ki bu tür soruları cevaplaması için kime soracağız? Egehan? Yok hocam, benim sorum. Tamam. O zaman Egehan'la beraber ilerliyoruz. Şimdi bunu bilse Utku bilir. Utku, kürelerin homoloji grupları neydi? Esenleri mi diyoruz? Evet. Sıfırıncı Z olacak. N'ler Z olacak. Gerisi sıfır olacak. Tamam. Homolojik algebra o computational topoloji nasıl geçti? İyiydi. Bir kısımda normal yoldan yapamadım. Elle connected component saydım. Tamam. O yüzden bu ders de katkı sağladı ona. İşte her şey algebraik topolojiden çıkar. Şimdi dedikten sonra ben bu arada notlarımı da senkronize ettim. Şimdi gelelim Anıl. Uyuyor. Anıl diyoruz, adam kendini mute etmeye bir de tenezzül etmiyor. Hocam buyurun dinleyin, devamını bekliyorum. Evet, şimdi benim elimde bir tane grup olsa ve bu grup Z'ye izomorfik. Tamam mı? Şimdi bu grup, yani bu grubun G diyelim bu gruba. G'den G'ye olan bir homomorfizma bu grup Z'ye izomorfikse ne şekilde olmak zorunda? K'yı NK'ya götürmek zorunda. Yani o zaman bir tane multiplication by N şeklinde olacak. Doğru değil mi? Z'den Z'ye olan. Şimdi tanımlayacağımız şey de şu. Madem ki kürelerin homoloji, hatta şey de diyebiliriz, yani biz reduced homolojiyle de çalışabiliriz. Hani n'i bir sıfırdan büyük alırız. Tamam mı? O zaman bir tane f aldığımız zaman esenden esene giden o map'in şöyle bir tanım verebiliriz. Degrees'ini tanımlayacağım. Definition. Utku biraz önce. Nalan Sena? Buradayım hocam. Anne? O burada değil hocam. Bırakacağım onu devamsız. Let n in n. Neyse, let n in n. And let. Şimdi şöyle yapalım. F alalım. SN'den SN'e gitsin. Hatta şey de alabilirim ya. Sıfır da alabilirim. Şöyle yapayım. SN'den SN'e gitsin. bir yemek. Since şu is isomorphic Z, we can define the
degree of FS degree of F. Bunu şöyle tanımlayacağım. Ya şöyle diyeyim. Degree, ondan sonra da buradan degree'nin ne demek olduğunu yani aslında söyleyecektim de unuttum laf arasında. Şöyle sanırım bu cebirde de var diyebiliriz. Nasıl olsa cebirden pek bir şey anladığımız yok. Onun için var diyelim. Şimdi burada söylediğim şey şu. Hani bu Z, bu da Z olduğu için aslında bunun yaptığı şey buradan herhangi bir K'yı alıp NK'ya götürüyor ya. İşte degrees'i olarak bunu tanımlayacağız. Tamam. Anıl'ın dediği gibi. Ben de Anıl'a veriyorum gazı ki bir şey biliyorum sensin. Ama ben unutmuyorum. Yani hocanın da iyisi kötüsü var. Tamam. Evet. Şimdi bu şeyle alakalı birkaç tane özellik söyleyeceğim. Şöyle, ilk öncelikle şöyle başlayayım. Lemma. For any k in z, the degree of the map s1 to s1. Şimdi bu kompleks sayılarda düşünelim. Z gider. Z üzeri K'ya. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz aslında. Tabii ki burada yani bir map'in degree'sini belirlerken yapmanız gereken şey burada bir tane generator seçmek. Z için. Ve onun nereye gittiğini görse. Yani burada birin nereye gittiğini belirleseniz o size aslında o fonksiyonun degree'sini söylüyor. Doğru mu? Doğru dediğinizi varsayıyorum. Şimdi peki mesela S1'ı alacak olursak S1'ın birinci homolojisi ne? Z. Şimdi peki burada homoloji gruplarını mesela şöyle tanımlayabilirsiniz. Mesela bir tane generator olarak S1'ın generator olarak öncelikli olarak neyi tanımlamanız lazım? Bunun C1'inde bir tane eleman tanımlayacağız. Şimdi Anıl C1'den neyi kastettiğimizi düşünüyor. O kafamda canlandı hocam. Şimdi C1 dediğimiz hani oradaki one simplexler. Yani bir tane interval'dan S1'a tanımlıyorsa aslında aynı fundamental gruptaki gibi. Bunun bir kere cycle olabilmesi için başlangıç ve bitiş noktasının aynı olması lazım. Tamam mı? Şimdi bir tane non-trivial bir eleman seçip diğer geri kalanların hepsinde bunun katları. Çünkü Z olacak ya. Bir tane non-trivial bir eleman seçeceksiniz. İsterseniz şey yapabilirsiniz. Hani 1,0 noktası belirleyin S1'de. Koyun bunun 0,0 merkezli çember diye S1'ı. Dolayısıyla S1'ın etrafında bir kere counterclockwise yönde dönen simplexe görüntüsü o şekilde olacak olan simplexe şey seçerseniz S1'ın bu bizim için isterseniz standart generator'ı diyeyim. Tamam mı? Anlaştık mı burada? Şimdi o bir diyorsanız bu adam Z'den ZK'ya onu K kere döndürüyor. Tamam? Yani bir bu map altında homolojide düşündüğünüz zaman K'ya gidiyor. Dolayısıyla bu map'in degree'si K olacak. The degree of the map is equal to
Okey. Bu tamam. Şimdi bunun bir takım özelliklerini söyleyeceğim. O da şöyle. Lemma. Let f g from sn to sn be two maps then bir degree of identity map. Identity map'in degree'si 1. 2. If f is not surjective, then degree of f degree'si ne olur bunun? Uğray. Evet. Çünkü neden sıfır? Çünkü bu adam surjective değilse hanım, o zaman bir tane nokta kaçırıyor. Değil mi? Görüntüsünden bir tane nokta kaçırsa bu adamın görüntüsü otomatik olarak contractible bir şey olacak. Yani homolojide induce ettiği, gittiği yer sıfır olmak zorunda. Tamam mı? Dolayısıyla bunun degree'si sıfır olacak. Şimdi şöyle diyeyim. If f is homotopic to g, then degree of f is equal to degree of g. Aslında bunun şeyinde bunun tersi de doğru. Yani SN'den SN'e giden iki tane map'iniz varsa ve bunların degree'leri birbirine eşitse o zaman bunların homotopik olması gerekiyor. Ama onu sonra göreceğiz. Yani bunun tersi de doğru. O da aklınızda olsun. Şimdi arkadaşlar bir saniye şey yapalım, bir ara verelim. Benim bir 10 dakikalık bir işim var. Tamam mı? Ara veriyoruz. Anıl uygun mudur? Tamam, Anıl da uygun dedi. Şimdi pause ediyorum. Pause recording. Resume recording. Şimdi şey bir mesela şimdi en son F G'ye homotopikse o zaman F'in degree'si ile G'nin degree'si birbirine eşittir. Bunu zaten biliyoruz. Nereden biliyoruz? Çünkü F ile G birbirlerine homotopikse bunların zaten homolojide induce ettiği map'ler aynı oluyor. Dolayısıyla da degree'leri aynı olacak. Tamam? Dediğim gibi esas önemli olan şey bunun tersinin de doğru olması ama yani o aklınızda olsun, ispatı şimdilik bizi aşar. O şunu da gene ikna edebilirsiniz kendinizi. F composition G'nin degree'si degree of F times degree of G. Tamam. Five. Şimdi evet. Şimdi şey if F is a self bir saniye self homeomorphism self homeomorphism of S N then degree of F inverse eşittir degree of F. Bunu görmek
şöyle kolay, yani birinci ve dördüncü maddelere bakarsanız F ile F inverse'ün composition'ı identity oluyor. Demek ki F ile F inverse'ün degree'lerini çarptığınız zaman 1 olması lazım. Ya ikisi beraber artı 1, ya ikisi beraber eksi 1 olmak zorunda. Tamam mı? Evet. Hocam bir şey merak ediyorum da bu bütün kompakt yüzeylere nasıl genelleriz bunu homo? Ya şimdi şey olması lazım, kompakttan ziyade bunu şey olarak da söyleyeceğiz. Mesela şöyle şeyler söyleyeceğiz. Biz diyelim ki bizim elimizde n boyutlu manifold var ve diyelim ki bunlar orientable. Tamam mı? Şimdi orientable n boyutlu manifold varsa elinizde, o zaman onun n'inci homolojisinin z olması gerektiğini söyleyeceğiz. Mesela bu anlamda onun için mesela torus orientable two manifold, çünkü surface orientable surface two manifold. O zaman onların top homolojileri z olacak. Onun için de şeyden de bahsedebilirsiniz. X'ten X'e giden, diyelim ki X böyle bir uzay. O zaman X'ten X'e giden maplerin degree'lerinden bahsedebilirsiniz. Tamam? O anlamda yani hani orada da gene degree'den bahsedeceğiz. Burada degree'den bahsetmemizin tek, yani bu tür şeyleri söylememizin tek sebebi şey. İşte Z'den Z'ye giden o homomorfizmalardan bahsediyor olmamız. Ama dediğim gibi hani şey, bu üçüncü maddenin inversion olması falan, o biraz bizi aşan şeyler. Ama sen bunu söylemedin. Bu degree bulmanın determinant hesaplamaya çok benziyor da bir alakası var mı? Peki. For fun fact şunu da söyleyeyim. Uğur Alp tam da cevap vermedim ama yani yapacağız böyle şey olarak ileride. Tamam, yani o orientable dediğim condition'ı da kaldırabiliriz ama onun için de başka şeyler gerekecek. Şimdilik o kadar cevap vermiş olayım. Şimdi ya bunun ne yaptım? Geldi mi geri ekran size? Alo. Ben görünüyor hocam bizde. Tamam. Hayır, benim ekranım gitti de. Tamam. Şimdi tamam, şunun ispatı hakkında düşünürsünüz. Şöyle diyeyim. O ortogonal matris ne demek tanı? Tersi transpozu olan matris. He? Tersi transpozu olan matris. Evet. Determinantlar türünden söyleyin. Evet. Ya şimdi şöyle aslında. Herhangi bir tane şey alırsanız, given any A in ON, aslında bu matris size şey verir. Eğer yanlış hatırlamıyorsam, şimdi bu ortogonal matrisler şeyler oluyor. SN'den SN'e reflection olabilir. Rotation, reflection ya da bunların şeyleri, composition'ları oluyor. Tam ortogonal grup. O zaman bu size şey veriyor aslında. Bir tane matris aldığınız zaman, bir ortogonal bir matris aldığınız zaman, bu size SN'den SN'e bir tane map veriyor. Onu da şöyle göstereyim. Degree. Bunun verdiği map'i şöyle diyeyim. Tamam mı? Bu aslında şey, SN'den SN'e olan map. SN'deki herhangi bir noktayı alın. Bunu şeyde
Yani A, A matrisiyle çarparak yani bu map A matrisiyle Esen'deki Esen'in üzerindeki noktaları çarpıyor. Tamam mı? Aslında şey yaparsanız bu adam şeye eşit. Determinant of A, bu da Tolga'nın da belirttiği gibi artı eksi bir. Tamam. Evet. Yani şuradan çok şeyden çok emin olamadım. Bir saniye bir şey düşünüyorum da. Ya şöyle yapayım, özür diliyorum. Şöyle yapayım. O M plus 1 diyeyim. Degree of F diyeyim. Şöyle. Şu F, degree of F dediğimde şöyle tanımlı. Yani burada F dediğim Sn'den Sn'e gidiyor. F dediğim Sn'den Sn'e gidiyor. P diye bir nokta aldığım zaman Sn'de A çarpı P'ye götürüyor. Yani şimdi P'yi Rn plus 1'da bir ortogonal bir vektör diye alabiliriz. Tamam mı? Tamam hocam. Şimdi bunu söylemek istedim. Bu anlamda determinantla alakalı. Daha da söyleyeceğim aslında. Mesela burada seçtiğiniz orientation'ı koruyup korumamasıyla da alakalı. Ya şu altıncı madde hakkında düşünün. Umarım doğru yazdım. Yanlış bir şey söylemedim. Ama şöyle örnekler verebilirim size. Examples. Mesela bir, şöyle yapayım. If F Sn'den Sn'e is the reflection. Şimdi şöyle, yani şöyle bir açıklama yapmak isterim sizlere, madem bu konuya girdik. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Şimdi Sn'den Sn'e giden bir tane map'iniz var ya, aslında yaptığınız şey şu. Biz şimdi bunun homolojide indüğü seti ettiğimi, Uğur Bektaş ben görüyorum seni. Esne. Sonra benim derslerimde öğrenciler niye esniyor falan deme. Hoca vedduası. Bak Anıl'a veddua ettim. Senin gibi saçları vardı, nerede geldi? Evet. Esen'den Esen'e giden bir map'imiz var. Biz bunu homolojide indüs ettiği map'e bakacağız. N'inci homolojisine bakıyoruz ve bir tane 1 diye bir eleman seçtik. Tamam? Şimdi şöyle bir şey var. Mesela bu Esen'i S1 diye seçerseniz ne dedim? Counterclockwise yönde çemberin etrafında bir kere dönelim. O loop, o cycle bizim generator'ımız olsun. Tamam mı? Aynı şekilde mesela diyelim ki S2 diyecek olursanız, bakın aslında daha önceden gördük S2'nin bir tane generator'ını. S2'yi iki tane simplex'in farkı olarak görebiliriz. Yani S2'yi bir upper hemisphere bir de lower hemisphere diye düşünün. Tamam mı? Bir upper hemisphere bir de lower hemisphere diye düşünün. Yani iki tane two simplex olsun. Birine alfa sanırım, birine de beta demiştim. Alfa dediğim üst yarı küreye gitsin. Delta 2'den üst yarı küreye. Beta dediğim alt yarı küreye gitsin. Aslında ne alfa ne de beta bir cycle, ama alfa eksi beta cycle. Çünkü ikisinin de şeyi, boundary'si oradaki şey, S1, ekvator. Biri artılı geliyor, biri eksili geliyor. Ve bakarsanız aslında bu bir tane cycle. Yani upper hemisphere eksi lower hemisphere diye düşünebilirsiniz. Tamam mı? Ya da dediğim gibi S1 diye düşünün.
S1 olarak belki hayal etmesi daha kolay. Şimdi ben buraya şey yazacağım. Reflection in a hyperplane diye yazayım. Şimdi şu isterseniz şöyle düşünebilirsiniz. Biraz önce mesela hani S'ni RN artı 1'in içerisinde düşünmüştük. Mesela S2'yi R3'ün içerisinde düşünün. Merkezi orijinde bir upper hemisphere var, bir lower hemisphere var. Ve bu XY plane'i benim hyper plane'im. Ya da S1 diye düşünürseniz hani R karenin içerisinde X ekseni diye düşünün. Şimdi reflect ettiğiniz zaman, bakın reflect ettiğiniz zaman seçtiğiniz bir, mesela S1'de bunu görmesi daha kolay oluyor. Seçtiğiniz S1 yani counterclockwise yönünde bir kere gitmek, reflection aldığınızda reflection orientation'ı ters döndürdüğü için bir dediğiniz şey eksi bire gidiyor. Ya da S2'de düşünürseniz alfa eksi beta bu sefer beta eksi alfaya gidiyor reflect ettiğiniz zaman. Çünkü beta yukarı çıkıyor, alfa aşağı iniyor. Tamam. Dolayısıyla da aslında reflect ettiğiniz zaman bunun derecesinin eksi bir olduğunu görebilirsiniz. Ya da şey diye düşünün, bunu ortogonal grubun bir elemanı olarak görebilirsiniz. Dolayısıyla oradan da söyleyebilirsiniz. Bu adam aslında orientation reversing, yani ON'in içerisinde ama SON'in içerisinde değil. Çünkü SON'in içerisindekiler bunlar orientation'ı koruyan determinantı artı bir olanlar. Rotasyon falan. Tamam mı? Ama reflection'lar bir kere reflection orientation'ı ters çevirdiği için onun derecesi eksi bir olacak. Ha, hocam şey aslında dereceyi grup homomorfizmin derecesi olarak tanımladınız değil mi? Ben doğru anlıyorum. Evet, evet, evet. Dereceyi homolojide indüs edilen homomorfizmanın derecesi olarak tanımladım. Tamam. İlk önce aslında girişi şöyle yapacaktım. Z'ye izomorfik olan bir tane gruptan diyecektim. G diye. Anıla takılayım, şöyle yapayım, böyle yapayım derken bütün planlar alt üst oldu. Yani şey oldu. G'den G'ye giden bir homomorfizma aldığınız zaman hani Z'den Z'ye giden bir homomorfizma bir N sayısıyla çarpma. O homomorfizmanın degrisinden bahsediliyor cebirde diye sallayacaktım. Öyle bir şey yapılıyor mu bilmiyorum. Ama oradan yürüyerek mesela S'nin n'inci homolojisi Z, Z'den Z'ye giden o degree'den bahsedebiliriz diyecektim. Dolayısıyla da şimdi burada aslında bir anlamda şunu görebilirsiniz. Yani bir şey bir seçtiğiniz oryantasyonu ters döndürüyorsa bunun derecesinin eksi bir olması gerekiyor. O anlamda mesela ON'den bir matris alıp onun indüs ettiği MAP'le şeyi tanımlarsanız hani fonksiyonunuzu mesela SON artı 1'e içerisine düşenlerin determinantı 1 olduğu için özel olarak onların degrisi 1 olacak. Hatta onlar identity'ye de homotopik olacak. Neyse is the reflection in a hyperplane then amma çeni yaptım ha then degree of F is minus 1. Bu cepte. Şimdi 2 if f sn'den sn is the reflection with respect to the origin yani i.e. f x is minus x then degree of f. Bu f'in degree'si ne olur? N tekse 1. N çiftse eksi 1. Evet şimdi Anıl'a bakıyoruz. Ayrıca adam da orada mafya babası böyle oturmuş böyle düşünüyor. Öldürün. Tam kırın bacaklarını.
Tamam. Evet. Çünkü neden? Neden? Çünkü bu SN'de bir tane nokta aldığınız zaman bu aslında N artı 1'in bir elemanı. Aslında N artı 1 kere reflection yapıyorsunuz demek bu. Çünkü reflection yaptığınız her hyperplane'e göre reflection bir tane koordinatı eksili hale getiriyor. Şeyde orijine göre reflection'da N artı 1 tane reflection yaptığınız için dolayısıyla bu da composition of reflection'lar oluyor. Dolayısıyla da bunun degree'si eksi 1 üzeri N artı 1 oluyor. Tamam. Şimdi şöyle bir şey var. Tamam. Yani bu mesela Utku söyledi yani bu determinantla alakalı değil. Şimdi mesela altıncı maddeye bakarsak hani eğer sizin seçtiğiniz map bir ortogonal grubun aslında küre üzerindeki etkisinden geliyorsa o zaman özel olarak şöyle oluyor. Yani hani o matrisin determinantına bakıyorsunuz. O matrisin determinantı da ya artı bir ya eksi bir. Hani A eşittir A transpoz dedi ya Tolga. Dolayısıyla da mesela hani artı birse bir de bizim burada şeyde üçüncü maddede ben bunun tersi de doğru dedim ya mesela artı birse o zaman adam aslında identity homotopik olmak zorunda induce edilen map. Yani bunun tersinin de doğru olduğunu her ne kadar yazmışsam da kullanalım bilelim. Dolayısıyla mesela eksi birse mesela reflection'lar yani bir tane reflection aldım ya bir hyperplane boyunca mesela o identity homotopik değil. Çünkü degree'leri farklı. Tamam mı Tutku? Tamam hocam hyperplane tanımını tam şey yapamadım da şu anda. Hyperplane yani koordinatlardan tekini sıfır de o denklemin sağladığı yani mesela x, y, z ya rekübde. X eşittir sıfır bir hyperplane. Y eşittir sıfır bir hyperplane. Z eşittir sıfır bir hyperplane. Z eşittir sıfır hyperplane'i şeye göre x, y plane'ine göre reflection oluyor. X'ye hyperplane'ine göre reflection. Hyperplane yani boyutu bir düşük olan Onur variyete desek olur mu? Ne variyete mi? Variant mı? Variant değil oğlum. Variyete var diyor bu algebraik geometride denklemler sıfırlarının sağladığı o variant. Variety mi? Variety mi deniyordu ona? Hayır, variety ne variety? Siz variety diyor musunuz? Evet, tamam. Variyete. Allah bilir aklına variyete ilk önce bambaşka bir şey geldi. Sonra variant mı diyor bu diye çevirmeye çalışıyor. Çocuk bildiğini de onun. Evet. Tamam. Şimdi bunu da söyledim. Notlarımdaki bu konuda tamam. Tamam. Don't example'ları unutma demişim. Tamam onlardan da bahsettim. Şimdi şuraya geliyorum. Tamam. Şimdi şununla devam ediyorum. Anıl sıkılmadın değil mi? Eğer Anıl var ya orada bambaşka bir şeyleri izliyor. Böyle pür dikkat başka bir şey yapıyor bu çocuk. Yok hocam dinliyorum. Teorem. Bak. Ben yerine koyuyorsun başka. Tutku duydum. Duydum Tutku. Tamam. Let. Şimdi şöyle şey yapacağım. Bu degree ile maplerin fix pointlerinin olmasının alakasını söyleyeceğim. Let f şöyle olsun. S n'den sn'e bir map. Evet.
if degree of f eşit değildir eksi bir üzeri n artı bir, then f has a fixed point. Evet. Şimdi özel olarak ne söylüyor mesela bu? S2'dan S2'ye giden degree'si 1 olan her map'in fixed point'i var. S2'dan S2'ye giden degree'si 1 olan demek identity homotopic demek zaten. Öyleyse her map'in, bakın eşit demiyoruz, homotopic diyoruz. Homotopic olan her map'in mutlaka bir tane fixed point'i olması lazım. Yani identity'ye, mesela S2'den S2'ye giden ve identity'ye homotopik olan bir map'i fixed point'i o olmayacak şekilde böyle deforme edemezsiniz. Ama mesela S1'de identity'ye homotopik olan bir map'i hiçbir noktası, yani fixed point'i olmayacak şekilde şey yapabilirsiniz. Deforme edebilirsiniz. Mesela şimdi şöyle, S1'den S1'e identity homotopik olan bir map söyleyin desem, Onur da bu valla not tutma işinden amma ekmek yedi ha. Çocuğa ne zaman soru soracak gibi olsam hemen kalemle eğilip bir şey yazmaya başladım. Evet. S1'den S1'e identity homotopik olup ama hiç fixed point'u olmayan bir map söyleyin bana. Komplekste i ile çarparız mesela. Ya 90 derece döndürürüz. Evet. Ya da yani şey azıcık döndürseniz bile yani S1'den S1'i alın yani çok küçücük bir miktarda rotate edin. Tamam mı? Onlar mesela ya 90 derece rotate edin. Hepsi aslında identity homotopic. Mesela Uğur Alp'in söylediği gibi 90 derece rotate etmeyi zamanla geri döndürüp hani o 90 derecelik açıyı geri alabilirsiniz. Tamam? Anlaştık mı? Mesela anlaştık şeyin, hocam. Onun fixed point'i yok değil mi? Fixed point'i yok. Evet yok. Tamam mesela küçük chat. Erkan boş durmadı, bize mesaj attı notları. Tamam. Erkam'ın da dersi dinlemediğini böylece anlamış olduk. Adam için hocam, 22 Ocak'ta da bir sıkıntı var. Erkam onu da atsa iyi olur yeri gelmişken. 22 Ocak da açılıyor. 22 Ocak. Hocam OneNote olanlarla direkt paylaşabilir misiniz? Benim de OneNote'um vardı. Mail adresimi yazdım. Şimdi mail at, şeyde chat'e bakarsan Tutku. Oraya geldi. Arkadaş resmen yani bir insan bu kadar mı şey sınav odaklı çalışır? Bunca zamandır sizin aklınız neredeydi? 22 Ocak da var. Şimdi sorsan şimdi bu buradan çıkıyor böyle laflar edip sonra şeye kendi dersinde 22 Ocak. Bir 22 dakika. Ocak WhatsApp'ta var. WhatsApp'ta varmış 22 Ocak. Ona bile bakmamıştır ki o. Hocam. 22 Ocak işte burada. Ben bunu gönderdim. Ya da o şey Erkam gönderdi. Bu çok büyüktü. Ben herhalde bunu da Erkam'la paylaşıp yok ben bunu kendim gönderdim. Yok hocam. Varmış. Gönderdiğiniz açılmıyordu. Bana tamam. Evet. Anıl Bey ilk defa bakıyor. Anıl sonra gidip de derste çocuklara şöyle çalışın, böyle yapın, bak böyle olmaz, tembellik. Adam daha notları açıp bakmamış bile. Anıl Zoom linki falan varsa bana bir göndersene. Niye hocam? Derse ben de katılmak istiyorum. Tamam. Şimdi evet Tutku tüm notlar var sanırım. Hepsi var. Şey hocam yok kolaylık olsun diyelim. Yani çalışma kolaylık olsun diyelim. Direkt mail adresi ekliyorsun zaten. Mail atmış. Buraya mail değil yazıyorum. Evet, tamam, evet hocam. Tamam dur. Yapacağım. Tamam olur.
Ay yapamayacağım ya. Ben gene size mail atayım. Onu biliyorum ben. Ya Tutku tamam. Seni bırakacağım. Korkma. Evet. Şimdi şunun ispatı ile ilgili. Bunun fix point'i vardır. Tamam mı? Bunun da bir ispatını yapayım da. Sonra arkamın işi var. Proof. Evet. İspatı şöyle başlayacak. Let f from Sn to Sn be a map which admits which admits no fixed point. No fixed point. Tamam. Yani şey, fx hiçbir zaman x'e eşit değil. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. Fx hiçbir zaman x'e eşit değil. O zaman 1 eksi t çarpı fx eşit değildir. Yine mi bir şey oldu? Tx'e for all t in 0 1. Çünkü şey evet. Yani şimdi aslında bizim elimizde şey var ya fx şeye bakacak olursanız yani bunu kontrol edebilirsiniz aslında. T tam 1 bölü T 1 bölü 2 olduğu zaman T 1 bölü 2 olduğu zaman şey var. Bu zaten fx farklı fx olduğunu söylüyor. T 1 bölü 2 değilse de zaten şey oluyor. Normlarına bakabilirsiniz. Yani şu fix point'i olmaması size şunu söylüyor. Tamam mı? Check this diyeyim. T eşittir 1 bölü 2 ise zaten otomatik olarak fx'in x'ten farklı olduğunu kullanabilirsiniz. Eğer t 1 bölü 2 değilse de o zaman şeyi kullanabilirsiniz. Yani 1 eksi t fx'in normuna bakın. 1 eksi t fx'in normuna bakın. Fx'in normu yani şunu demek istiyorum. Ulan egzersiz bırakayım demiştim de iyice şey oldu. Şuna bakın. Bunun normu 1 eksi t. Çünkü fx şeyde esenin üzerinde. Tamam mı? T 1 bölü 2 değil. T farklı 1 bölü 2'den. O zaman bu da t'den farklı. O zaman bu da şey t çarpı x'in normu. Tamam mı? Tamam. Yani normları bile farklı. Bunların t eşittir 1 bölü 2 ise de kendiniz bakarsınız. Tamam. Yani fix point yoksa her t için 1 eksi t çarpı fx t çarpı x birbirlerinden farklı oluyorlar. Dolayısıyla da şöyle bir tane map tanımlayabiliriz biz. F diyeyim. O da şöyle. Sn cross 0 1'den esene o da şöyle x virgül t'yi alsın şeye götürsün. Şimdi burada şunun aslında şu ifadenin burada önemli olan şey şu: eğer sizin fx'iniz in fix point'i yoksa bu ifade hiçbir zaman sıfır değil demektir. Bu hiçbir zaman sıfır değilse bu şu an Rn artı 1'de bir tane vektör. Yani Rn artı 1'de bir nokta. O zaman bunu normuna böldüğüm zaman Sn'e düşeriz. Çarpı fx eksi t çarpı x. Tamam. Buraya kadar tamam mıyız?
Şimdi bakın şu önemli. Böylesi bir map tanımlayabilmek için, paydanın sıfırdan farklı olduğunu her t anında söyleyebiliyor olmam lazım. Tamam mı? O da aslında şuradan, yani 1 çarpı 1 eksi t çarpı fx ise tx'in her t için birbirinden farklı olduğunu söyledim. Yani t eşittir 1 bölü 2 anı zaten kolay. Fx farklı x'ten çıkıyor. Öbür durumda t1 bölü 2'den farklıysa zaten bu soldaki noktanın normuyla sağdaki noktanın normu birbirinden farklı. Demek ki bunlar farklı noktalar. Bunu tanımladım. Demek ki SN'in içerisine düştüm. Şimdi şeye bakacak olursak yaptığımız şey aslında bu polynomial bir ifade. Dolayısıyla continuity'de bir sorun yok. Peki bu bize homotopi veriyor. Peki bu hangi mapler arasında homotopi, onu yazalım. This is a homotopy. This is a homotopy between the maps. Şimdi t yerine 0 koyduğum zaman fx oluyor. X gider fx'e and x gider eksi x'e. Tamam. Şimdi unutmayın, f'in fix point'i yoksa diye başlamıştık. F'in fix point'i yoksa o zaman bu fx ile x gider eksi x'e, yani orijin etrafındaki reflection bunlar birbirlerine homotopik. Homotopik maplerin degree'leri aynı. Demek ki fix point'i olmayan SN'den SN'i tanımladığım bir F map'inin degree'si, şimdi bakın o reflection aslında eksi identity. X'e eksi x'i götürüyor ya. Bu da eksi 1 üzeri n artı 1. Demek ki fix point'i olmayan bir tane map'iniz varsa SN'den SN'i, onun derecesi eksi 1 üzeri n artı 1 olmak zorunda. Tamam mıyız? Tamam hocam. Şimdi bir de şeyi söyleyeyim. Ondan sonra duracağız. Bir vektör field dediğimizde ne anlıyoruz? Mesela ben şey desem, küre üzerinde vektör field desem. Ne anlarsınız? Her noktadan vektör mü atanmış oluyordu? Her noktadan ziyade her noktaya bir tane tanjant vektörü atıyoruz. Evet, tamam mı? Her noktaya bir tane tanjant vektörü atıp, ya özür diliyorum, İlla tanjant olmasına gerek yok da hani onu aklınızda şey yapabilirsiniz. Her noktaya bir tane vektör atıyorsunuz. Tamam mı? Kürede öyle düşünün. Ben kürede bir tane vektör field dediğim zaman bunu Anıl bilir. Hani vektör fieldler var. Sonra integralleri falan da anılıyor. Siz oraya gelebiliyor musunuz Anıl? Evet hocam, geliyoruz. İşte vektör fieldler var. Hani her noktaya bir tane vektör atıyorsunuz. Bu vektör field. Şimdi mesela buradan şeyi de çıkartabilirsiniz. Mesela Hayri-Boll teorem. Anıl'a bakın, o değil. Hayri-Boll. Yani bu şu demek, yani şöyle bir şey, yani buradan şu da çıkıyor. Çift boyutlu kürelerde tanımlayacağınız her vektör field'ın mutlaka sıfır olduğu, yani sıfır vektörünü sıfır vektörünü verdiği bir nokta olması lazım. Tamam. Yani çift boyutlu kürelerde bu var. Mesela işte Anıl'ın kafasını alın. Mesela tüm saçı aynı yöne doğru tarayamaz. Zaten Anıl'da saç yok ki. Evet. Obviously true. Tamam. Yani S2K üzerinde tanımladığınız her vektör field'ın vanish ettiği en azından bir tane nokta vardır. Tamam mı? Bunu da çıkartabilirsiniz ama bu şimdilik söyleyeceğim bir şey değil. Onu da söyledim. Evet. Bunu da yaptım. Tamam. Şimdi
burada duruyorum. Bir saniye. Durdum. Stop recording. Ama bir şey yaptım, yanlış oldu. Bir dakika. Stop